Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Efendim ben bugün çok mutluyum ve bu mutluluğumu sizle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda e, sevgili Tailverse ekibinden benimle iletişime geçtiler ve e, şöyle bir hediye göndermek istediklerini belirttiler ve e, bu hediyeyi kabul edip edemeyeceğimizi sordular. Ben de babuşlar e, topluluğum ve kendim adına dedim ki böyle bir hediyeyi kabul etmekten mutluluk duyarım. Mount Blade Warband, Blade 2, Bannerlord bunların hepsi bizim komünitimizin, e, bizim topluluğumuzun ilgi duyduğu oyunlar ve e, bu oyunlardan bir hediye almak bizi gerçekten çok mutlu eder dedim ve bugün hediyemiz geldi. Şöyle tekrardan bir göstereyim sizlere kutuyu. E, kutunun içeriğini göstereceğim sizlere. Bu bir basın kiti galiba ben internette arattığımda göremedim. Yani herhangi bir yerden elde edebiliyor musunuz? İnanın bilmiyorum. E, ama içinde neler olduğunu gerçekten merak ediyorum. Şöyle bir ufaktan bir açıp baktım. Sizlere de göstereceğim tek tek. E, sandığımızın şöyle bir e, açılma Şeyi var açılma yeri var ee, Buradan açabiliyorsunuz Bu arada kameranın açısı için kusura bakmayın Normalde telefon kamerasından video alma niyetindeydim ama e, Telefon kamerasındansa bilgisayarın kamerası daha iyi olduğundan onu tercih ettim Bir de Normalde ben e, bu kamerayı şu şekilde kullanıyorum e, Bir saniyenizi rica edeceğim Benim normalde kamerayı kullanma durumum şu Normalde aynayla kullanıyorum ama ee, bu şekilde size içeriği gösterecek olsam görüntünün e, <laughs> yazıların birbirine gireceğinden mütevellit e, normal ayarını kullanmayı tercih ettim. Hemen şöyle bir normal ayarına getireyim kamerayı. Yani şu an kamera açısı size garip geliyorsa sebebi budur. Ee, bir şeyleri göstereceğim zaman en azından düzgün gözüksün. Hani yansımalı gözükmesin diye düzelttim. Açı böyle birazcık garip geldiyse size kusura bakmayınız efendim. Şimdi hemen bir kutunun açılışını gerçekleştirelim. Ee, i̇çerik şöyle gözüküyor efendim. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama evet ben gösteremiyorum galiba. Ee, bir kesemiz var. Bir posterimiz var galiba ve bir de e, boynuzumuz var. <laughs> bir saniye hepsini tek tek göstereceğim size. Efendim öncelikle şöyle bir ürün çıkıyor içerisinden. E, Montant Blade logolu şöyle logosunu da net gösterebilirsem kameranın olduğu yerden daha net gözüküyor galiba. E, Montant Blade logolu bir e, ürünümüz var ki e, kendisi oldukça tatlı gözüküyor açıkçası. Ee, bununla beraber bir de kesemiz var efendim yine aynı şekilde Montant Blade logolu. Ve kesenin içerisi dolu. Şimdi kesenin içerisinden neler çıkacak dilerseniz onlara da bir göz atalım. İnan insan şey yapıyor yani böyle e, birazcık daha narin davranmak istiyor. Çünkü böyle bir şey gerçekten çok büyük mutluluk. Efendim içerisinden Montant Blade Bannerlord'a ait... 6 adet e, kart çıkıyor ve bu 6 adet kart sanırım ulusları temsil ediyor. E, i̇mparatorluk tarafı var. Şu görmüş olduğunuz kart imparatorluk tarafına ait. Montant Blade Lord'a ait kart. Bu imparatorluğa ait. E, şöyle tekrardan göstereyim. E, bununla beraber elimizde bir e, Stuglia'ya ait kart var. Abi çok net gözükmüyorsa kusura bakmayın ya. E, Stuglia'ya ait ve altında böyle yazılar falan var. Kanalı takip ediyorlar. O follovaları da kapatsam mı acaba? Takip edenlere de teşekkürler. Bir saniye bu videoluk kapatalım. İçeriğin önüne geçmiş olmasın. Efendim Asera'ya ait bir görselimiz var. Asera'ya ait bir kartımız var. Bununla beraber Vlandia'ya ait bir kartımız var. Şöyle hemen arka tarafını da göstereyim size. Kuzey'e ait bir kartımız var ki benim Kuzey'i oynamak gerçekten inanılmaz derecede fazla hoşuma gidiyor. Yani umarım böyle bir şeyler gösterebiliyorumdur. Dediğim gibi ışıklandırma, kamera ben bu konularda falsoyum. Ben açıyorum kamerayı. Orada yan tarafta duruyor şey. Ee, webcam duruyor. Ben oyun oynuyorum pasu. Yani bu tarz konularda pek iyi değilim. Ve Batanya'ya ait bir kartımız var efendim. Batanya'ya ait kartımız da bu. Kesenin içeriği sadece bunlarla sınırlı değil. Şunları şöyle bir zarar görmeden alayım. Anıdır efendim en nihayetinde. Yani değer vererek saklayacağım. Kesenin içerisinde başka şeyler de çıkıyor ve bayağı kalabalık. O. Evet sanırım kesenin içeriği bu kadar. Şu an hepsi elimde. Ee, bir para birimi var anladığım kadarıyla burada. İmparatorluğa ait bir para birimi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Şöyle net bir şekilde gösterebilirsem. Arkalı önlü. sanırım imparatorluğa ait bir para birimi var elimizde. Ee, bu para birimiyle beraber kesemizin içinden bir de armalar çıkıyor efendim. Ee, yanılmıyorsam bu Batanya arması şöyle göstereyim. Ee, Batanya armamız var elimizde. İmparatorluk almamız armamız var ki bu Güney İmparatorluğu. Ben benzer oynadığımda ilk zaten Güney İmparatorluğu ile oynamıştım. Ee, efendim bir aseray sanırım. Bu Aseray oluyor değil mi? Çok emin değilim ama Aseray'ı çok bilmiyorum çünkü fazla oynamadım. Şöyle bir armamız daha var. Bunu da çok tanımıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Vlendia. Vlendia armamız var. Ve bununla beraber ee, bir tane daha armamız var efendim. Geriye son kalan Kuzeyit. Abi Kuzeyitlerle oynaması inanılmaz keyifli. Yani tavsiye ederim Bannerlord oynuyorsanız Kuzeylilerle oynayın. Ve bir de ok ucumuz var galiba. Mount Blade logolu. Şurada gördüğünüz gibi Mount Blade logosu da var. Ee, Kesemizin içeriği bu kadardı efendim. Yani ben şahsen çocukluğumdan bu yana kart koleksiyonu yapmaktan inanılmaz keyif alan birisi olarak... ...böyle bir hediye gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle şu e, para biriminin yani vermiş olduğu ağırlık böyle şu an hani... Ee, ...gerçekten eline aldığında sağlam bir ağırlık hissediyorsun... Ee, ...bunun sağladığı ağırlık falan gerçekten çok mükemmel... ...şöyle ışıkta durmasın gösterebildiğim kadar iyi göstereyim... ...hani içinden çıkarmak da istemiyorum ama... ...şöyle bir deneyimlemek istiyorum ya hani... Ee, ...abi gerçekten muazzam bir ağırlığı var... ...muazzam bir ağırlığı var... ...hani ee, insanın eline cuk oturuyor... Oyunda kullandığımız para birimi diye tahmin ediyorum dediğim gibi. Yani düşünsen abi böyle bir kesen var yani para birimi bu. Bununla alışveriş yapıyorsun. İnanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Kutumuzun içeriği henüz sona ermedi. Ee, hemen şöyle bir keseden çıkaranları kenara koyduktan sonra diğer ürünlere de geçiş yapalım efendim. Şöyle bir kenara koyayım rahat bir şekilde. Eee... Bir adet mesajımız var. Sevgili Tailworld ekibinden gelen bir mesaj. Onu da şöyle göstereyim. Mesaj bu e, kutunun içerisinde bu kartın içerisinde yer arıyor. İyi e, iyi dileklerini iletiyorlar. E, çok çok teşekkürler efendim. Hemen bunu da şöyle bir kenara koyalım. Bunu kenara koyduktan sonra elimizde abi. Elimizde Montant Blade Warband mühürlü bir eee posterimiz mi var acaba ya? Nisan gerçekten yani saklayacağım için koleksiyon olarak ee, şey yapmaya çekiniyorum böyle bir hor kullanmak istemiyorum. Lastiğimiz şöyle bir kenarda dursun. Abi harika bir poster var elimizde. Öncelikle şöyle göstereyim ee, posterin arkası şu şekilde. Ee, tam gözüküyor mu bilmiyorum. Kameraya da vurduk ama mikrofona da vurduk. Mountain Blade Bannerlord şeklinde. Ee, bir de mühür olan tarafta. Ferman gibi maşallah. Bir de mühür olan tarafta şöyle bir şey var. Gösteremiyorum. Yetmiyor. Ta 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 Böyle çok tatlış bir şeyimiz de var efendim. Hemen tekrardan saralım yerine kaldıralım. sıkıntı olmasın. O çok hoş değil mi ya? Böyle mühürleri falan filan gerçekten çok hoşuma gidiyor. kutunun içeriği bununla da sınırlı değil. Sanırım bir de o ee, daha bayağı bir şey var. Ben şunu bir sarıp geleyim mi hemen? Ya da dur, videonun içeriğini şey yapmayalım şu an. Ee, kenarda dursun şöyle. Sonrasında ben bunu kaldırayım. Ee, sandığımızdan son olarak çıkan bir kitapçık gibi bir şey var efendim. Şöyle bir e, kitapçığımız var. Mount and Blade'deki Bannerlord. Ee, kitapçığın içeriğine şöyle bir bakmak istiyorum. Şu, ya, ya kameraya çok vuruyor. Kusura bakmayın şey. Mikrofona çok vuruyor. Montant Bayır'deki Bannerlord. Taylor Entertainment'a ait. O çok güzel bir resimli anlatım var bu buçlar Çok güzel bir resimli anlatım var. Yani ben dediğim gibi abi bak kamera kullanmak konusunda iyi değilim. Neyi gösterebilirim? Neyi gösteremem? Benim hiçbir konuda bir fikrim yok. Ee, ama şöyle bir kitabın içeriğini göstermek istiyorum. Ve burada da krallıklarla alakalı detaylar anlatılıyor. Ee, Vlandia Krallığı, Kuzeyitler. Kuzeyitler nerede? Parmağımla gösteremiyorum ki Kuzeyitleri. Ha Kuzeyitler burada abi. Vilandiya Krallığı Kuzeyitler. Ee, sonrasında şöyle o Bir saniye bunu yapabilirsem size göstereceğim. Şöyle çok büyük bir <laughs> Detay var kitabın ortasında ama haritayı görebildiğimiz, yani sığamıyorum, sığamıyorum abi, vallahi sığamıyorum. Sığdıramıyorum. Bir ucu gözükse başı gözükmüyor, başı gözükse ucu gözükmüyor. <laughs> ama çok şey böyle, çok keyifli bir detay. Çok keyifli bir detay gerçekten. Ee, böyle bir kitabımız var efendim. Ve ee... da bununla alakalı birçok şey var kitapta. Birçok detay var böyle e, tepeden görebildiğimiz, şey yapabildiğimiz. Aman aman. Aman aman. Hocam şöyle bir e, savaş sahnesi söz konusu galiba. Ne kadar net gösterebiliyorum bilmiyorum. Krallıklarla alakalı bilgi vermesi devam ediyor. Gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum dediğim gibi. İlginç bir şey çıkarsa göstermeye devam edeceğim. İmparatorluk, Batanya bunlarla alakalı detayları anlatıyor. Ee, ...gayet keyifli bir kitap. Bu bir basın kiti sanırım ya. Ve hani kolay kolay elde edilebildiğini çok zannetmiyorum. Ee, evet efendim, kutumuzun içeriği buydu. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bu videoda bana zaman ayırdığınız için... ...ve Tale ekibine de çok çok teşekkür ederim. Ee, bana böyle bir içerik sunma imkanı sundukları için. Yani özellikle gerçekten şu paranın ağırlığı çok çok güzel... Ee, ya gerçekten o atmosferi hissedebiliyorsun böyle logolar falan özenle işlenmiş o logoların işlenişini görebiliyorsun ee, çok güzel detaylar var gerçekten ben dediğim gibi çocukluktan belli kart koleksiyonu biriktirmeyi çok severim ve kutunun içerisinden çıkan kartlar benim inanılmaz hoşuma gitti zaten paketlendirme on numara şöyle göstereyim size ee, zaten paketlendirme 10 numara yani şöyle bir sandığın gelmesi Gerçekten insana çok büyük bir mutluluk veriyor. Yani böyle bir hediyeye layık gördükleri için... ...öncelikle TaleWorlds ekibine teşekkür ediyorum. Sonrasında da teşekkürlerim size. Bunca zaman boyu beni desteklediğiniz, bana vakit ayırdığınız için... ...ve böyle güzel hediyeler almamıza olanak sağladığınız için... ...hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Çat pat göstermeye çalıştım. İşte beni biliyorsunuz çok şey değilim bir şeyler göstermek konusunda çok iyi değilim ama elimden geldiğince her şeyi sergilemeye çalıştım. Kartlarımız çok güzel. Çizimler çok güzel, posterler çok güzel, her şey birbirinden güzeldi. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.